Multiparametrik prostat MR incelemesi, prostat kanseri tanısında çok büyük değere sahip ve kullanımı giderek artan bir radyolojik tetkik konumunda. Ancak her radyolojik inceleme için geçerli olduğu gibi, multiparametrik MR çekiminin ve elde edilen görüntülerin yorumlanarak radyoloji raporuna dönüştürülme sürecinin uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmesi gerekiyor. Aksi takdirde bir yarar elde etmeye çalışırken tam tersine hastalarımızın zarar görmesi söz konusu olabiliyor. Genel bir kural olarak şunu söyleyebiliriz. Her MR cihazında her tür MR tetkiği çekilmez. Daha doğrusu çekilmemelidir. Bazı MR çekimleri MR cihazlarının çoğuyla yapılabiliyor. Bel MR'ı, boyun MR'ı, diz MR'ı bu tür tetkikler arasında. Ancak kalp MR'ı, meme MR'ı gibi bazı MR çekimleri sadece belirli teknik özelliklere sahip cihazlarda yapılabiliyor. Multiparametrik prostat MR'ı da böyle. Hangi MR cihazında hangi çekimin yapılabileceğiyle ilgili olarak belirleyici olan hususlar cihazın magnet yani mıknatıs gücü, çekimde kullanılan ve çekim yapılan vücut bölgesine göre farklılık gösteren sargı adını verdiğimiz aparatlar ve incelenen dokudan elde edilen sinyallerle dokunun farklı özellikleri hakkında bilgi edinilmesini sağlayan sekanslar. Bu unsurlardan bir veya daha fazlasının eksik veya hatalı olması durumunda MR çekiminden yeterli kalitede bir ürün yani görüntü elde edilebilmesi maalesef mümkün olamıyor. Şüphesiz bu durum multiparametrik prostat MR için de geçerli. Magnet yani cihazın mıknatıs gücünden başlarsak, ülkemizde ve dünyada kullanılan MR cihazlarının büyük çoğunluğu 1,5 Tesla gücündeki MR cihazları şeklinde. Ancak bu cihazlarda çekilen prostat MR'larından genellikle yeterli verim alınamıyor. O nedenle multiparametrik prostat MR çekiminin 3 Tesla gücündeki cihazlarla yapılmasını öneriyoruz. Peki 1,5 Tesla gücündeki cihazlarla prostat MR çekimi yapılamaz mı? Bazılarıyla yapılabilir. Ancak özellikle görece eski teknolojiye sahip 1,5 Tesla cihazlarla yapılmaması gerekiyor. Ne yazık ki halihazırda kullanımda olan cihazların büyük çoğunluğu eski olduğu için bunlarla yeterli tanısal değere sahip yüksek çözünürlüklü prostat MR görüntüsü elde etmek mümkün olamıyor. Multiparametrik MR dediğimizde kelime anlamıyla MR çekiminin birden fazla parametreyi içerecek şekilde yapılmasını ifade etmiş oluyoruz. Bu kapsamda T2 ağırlıklı standart görüntülerin dışında difüzyon görüntüleme adını verdiğimiz incelenen dokuda su moleküllerinin hareketinin değerlendirildiği bir sekans uygulanması gerekiyor. Bunu çok basit olarak ifade etmek gerekirse, kanserli dokuda su moleküllerinin hareketi normal dokuya göre azalıyor. Böylece bu azalmayı gördüğümüz, bunu saptadığımız zaman kanserli dokuyu da saptamış oluyoruz. İşte bunu anlamamızı sağlayan difüzyon ağırlıklı görüntüler her cihazda aynı kalitede elde edilemiyor. Bu görüntülerin elde edilmesi için belirli teknik değerler kullanılması çok büyük önem arz ediyor. Mesela difüzyon görüntülerin yeterli kalitede olması için B değeri adını verdiğimiz bir teknik parametrenin en az 1400 olması gerekiyor. Dolayısıyla bu değerin 1400'den düşük olduğu difüzyon görüntüler bizim için herhangi bir değer ifade etmiyor. Multiparametrik MR'deki üçüncü parametre dinamik kontrastlı yani ilaçlı görüntüleme. Burada damardan ilaç verildikten bir süre sonra belirli zaman aralıklarıyla görüntüler elde ediliyor ve verilen ilacın incelenen dokuda hangi hızda ve miktarda toplandığı inceleniyor. Teknik ayrıntıya çok girmemeye çalışıyorum ama kanserli dokuda damar yapısı normal dokuya göre daha yoğun olduğu için verilen ilaç daha hızlı ve yoğun bir şekilde birikiyor. MR'da bunu sapladığımız zaman da kanserden şüphelenmiş oluyoruz. Genel olarak prostat MR çekimi yapılacak merkezin bu çekimi günlük rutini içerisinde yoğun olarak yapan bir merkez olmasının yani multiparametrik prostat MR'ı böyle bir merkeze çektirmenin daha doğru olacağını söyleyebilirim. Son olarak çekimde elde edilen görüntülerin özellikle prostat MR konusunda deneyim sahibi bir radyolog ya da
üroradyolog tarafından incelenip incelenmediğine, yani MR raporunun bu şekilde yazılıp yazılmadığına dikkat etmenin önemli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum.